Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Ramazan geldi. Birçok öğrenci soruyor. Hocam Ramazanda ders çalışma programımız nasıl olmalı? Nasıl verimli ders çalışmalıyız? Ders çalışma programı ile ilgili iki farklı program yaptım sizler için arkadaşlar. Üzerinde çok çalıştım. Sizlerle paylaşacağım. Ama bu programları paylaşmadan önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar biz ne kadar program yaparsak yapalım bu herkese uymayacak ne yazık ki. Çünkü bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. İş güçte çalışanlar var. Ondan sonra oruç tutanlar var, tutmayanlar var. Dolayısıyla yapacağımız programlar herkese ne yazık ki uymuyor. Ben yine de programı paylaşacağım. İki farklı program paylaşacağım. Siz bu programları alıyorsunuz, kendinize uyarlıyorsunuz arkadaşlar. Vereceğim programda saatleri değiştirebilirsiniz. Öncelikle verimli ders çalışmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz arkadaşlar gerçekten öyle. Ramazan birçok öğrenci için dönüm büküm noktasıdır. Ne yazık ki birçok öğrenci Ramazan'da ders çalışmayı imal ettiği için başarısız oluyor. Biz ders çalışmalarımızı imal etmeyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ben Ramazan'da bir günü 3 bölüme ayırıyorum. Yani 24 saati 3'e böldüğümüz zaman 8 saat oluyor. Yani bir günü 8 artı 8 artı 8 diye ayırıyorum her zaman. Öğrenciyken de bunu yapıyordum. 7 yıldır öğretmenim arkadaşlar. Öğretmenlik hayatımda da hep öğrencilere bunu tavsiye etmişimdir. Yani 24 saati yani bir günü 8 artı 8 artı 8'e ayırdığınız zaman ortalama 8 saat uyku, ortalama 8 saat ders çalışma ve ortalama 8 saat de yeme, içme, gezme, tozma ya da ne bileyim farklı etkinlikler. Ve Ramazan'da en çok tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi şudur sevgili arkadaşlar. Ortalama 8 saat ders çalışmanızı öneriyorum. Ortalama 8 saat uyumanızı öneriyorum. Ama geriye kalan 8 saatte sadece yeme içme mi olacak? Tabii ki daha iyi arkadaşlar. 8 saat boyunca ye, yiyip içmeyeceğiz. Zaten o kadar vakit olmaz. 8 saatin içinde kitap okumaya gayret göstereceğiz. Özellikle Ramazan ayı gerçekten kitap okuma ayıdır arkadaşlar. Ne kadar kitap okursak o kadar avantajlıdır. Çünkü Ramazan bittiğinde sınavlar çok yaklaşmış olacak ve kitap okuma fırsatımız olmayacak. Özellikle sözelci ve eşit ağırlıkçı arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar Ramazan'da verimli ders çalışmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer uyku düzeniniz bozulsa bile ortalama 8 saat uyumaya özen gösterin. Zira eğer uyumazsak çalışmalarımız verimsiz olacaktır arkadaşlar ne yazık ki. Şimdi eğer siz oruç tutarsanız da tutmazsanız da sizin muhakkak uyku düzeniniz bozulacaktır arkadaşlar. Yani oruç tutmayanlar için söylüyorum. Örneğin oruç tutmuyorsanız bile e, komşunuz ya da aile bireyleri oruç tutacaklarından dolayı sizin uyku düzeniniz bozulabilir. Ders çalışma saatlerinde sizi rahatsız edebilirler. Ya da ne bileyim e, sizin uyumanız gereken saatlerde insanlar konuştuğu için ya da Televizyon sesi olsun, müzik sesi olsun farklı etkinlikler olacağından dolayı uykunuzun düzeni bozulabilir. Dolayısıyla normal, eğer oruç tutmayacaksınız, normal çalışma düzeniniz devam etmeyebilir. Yani çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, verimli ders çalışmak için e, iftardan bir saat önce ders çalışmanızı önermiyorum. İftardan bir saat önce uyuyabilirsiniz veya kitap okuyabilirsiniz. İftar yaptıktan e, so, hemen sonra ders çalışmanızı önermiyorum. İftardan sonra e, bir saat boyunca ders çalışmayın. Bence yürüyüş yapmanızı öneririm. Ya da farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Ee, kısacası yeme içmelerden hemen sonra hemen önce ders çalışmanızı önermiyorum. Şimdi ben ekranımı paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar şimdi e, sizler için iki farklı program hazırladım. Bu iki program da çok sağlamdır. İkisini de tavsiye ediyorum hangisi size uyuyorsa. Şimdi birinci programımız şöyle. İftar ile sahur arasında 4 ya da 5 saat çalışıyorsunuz. Tabi bu kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. İftar ile sahur arasında en az 4 ya da 5 saat çalışmanızı öneriyorum. Savurdan sonra uyuyorsunuz. Uyandıktan sonra artık ne zaman uyanacaksınız saat 11, 12, 13 ne zaman uyanıyorsanız iftara kadar 3 ya da 4 saat çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabi gün için gün içinde de 1 ya da 2 saat uyuyabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar yani bu programın amacı iftardan savura kadar şunu değiştiriyorum sevgili arkadaşlar. iftardan savura kadar ortalama 4 saat ve daha sonra uyandıktan sonra iftara kadar ortalama 4 saat çalışmak. Yani burada toplam 8 saat ders çalışmanızı öneriyorum. İkinci programımız şöyledir sevgili arkadaşlar. Yatsıdan sonra sahura kadar 5 ya da 6 saat uyuyorsunuz. Bakın yatsıdan sonra yani iftar yaptınız. İftardan sonra zaten ders çalışmayacaksınız. Dinleneceksiniz. Yatsıdan sonra sahura kadar ortalama 5 ya da 6 saat uyuyorsunuz. Sağırdan sonra 5 ya da 6 saat ders çalışıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzeldir. Çünkü sağırdan sonra e, genelde insanlar uyuyor. Fırsattan istifade etrafta inanılmaz dereceden sessiz. Siz bu fırsattan istifade edip sağırdan hemen sonra 5 ya da 6 saat ders çalışıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Tabi e, saat atıyorum 11-12 olacak ya da 10-11-12 bilmiyoruz. Daha sonra arkadaşlar uyuyorsunuz. Yani gün içinde 2 veya 3 saat daha uyuyorsunuz. Uyandıktan sonra da iftara kadar 2 ya da 3 saat ders çalışıyorsunuz. Yani bu programın amacı da e, yatsıdan yani gece uykusunu almak. Gece gerçekten ben gece uyumak istiyorum. Gerçekten gece uykusu çok önemlidir arkadaşlar. Yatsıdan sahura kadar eğer dinlenme uy, uyuma fırsatınız varsa kesinlikle uyumanızı tavsiye ediyorum. Sağırdan sonra da işte 5-6 saat yani savurdan sabaha kadar, gündüze kadar 5-6 saat çalışmayı hedeflemek burada sevgili arkadaşlar. Yani sağırdan sonra ortalama 4 saat, sonra gün içinde biraz uyuyorsunuz. İftara kadar ortalama 2-3 saat, 4 saat artık bunu kendinize uyarlayacaksınız. Zaten burada hepsini yazmışım. Yani bu programda da ortalama 8 saat ders çalışıyorsunuz. Bu programda da ortalama 8 saat ders çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu zaten ekran fotoğrafını alırsınız, kendinize uyarlarsınız. Şimdi tekrar kendimi paylaşayım. Arkadaşlar dediğim gibi bu paylaştığım iki farklı program da gerçekten çok güzel programlardır. Hangisi size uyuyorsa onu alın, kendinize uyarlayın. Yani orada örneğin ben 5-6 saat demişsem siz atıyorum 4-5 saat de yapabilirsiniz. Yani bu saatleri değiştirebilirsiniz. Ama Ramazan boyunca ortalama 8 saat ders çalışmanızı öneriyorum. 8 saatten fazla çalışsanız da olur tabii ki de. Hocam ben Ramazan boyunca günde 10-11 saat çalışmak istiyorum. Tabii ki de güzel olur. Yani muazzam olur. Fakat en az 8 saat ders çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ortalama 8 saat ders çalışıyorsunuz, ortalama 8 saat uyuyorsunuz. Geriye kalan 8 saatte ise yeme, içme ve diğer etkinlikler ve özellikle diğer etkinliklerin içerisinde sevgili arkadaşlar kesinlikle kitap okuma da olsun. Bu güzel bir şeydir. Ee, ne yazık ki ramazan bittikten sonra yani bayramdan sonra sınavlar inanılmaz dereceden yaklaşmış olacak yani çok az bir süre kalmış olacak uyku düzenimiz bozulduğundan dolayı bir an önce o zamanlar geldiğinde yine böyle videolar yapacağım uyku düzenimizi de bir an önce yerine koyup hedefimize koşacağız hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlar hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum lütfen bana da dua edin ben ramazan boyunca sizlerin yanındayım zaten çok güzel bir program yapıyorum ramazanda her gün sizler için bir şeyler yapacağım ya canlı yayın ya da güzel bir etkinlik yapacağım sevgili arkadaşlar. Sınava kadar da yanınızdayım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.